Burada da tek yavrusuyla annemiz var. Bunu da açık bir alandan kurtarmıştık. Sizlerle daha önce paylaştım. Onun da yemeğini hazırladım. Kuru mama, üzerinde bolca konserve var. Uzaklaştım, öyle karnını doyuruyor. Bebiş içeride. Ben yaklaşınca anne hemen içeriye gidiyor. Bakayım yine yapacak mı? Kaçalım. Bebişe birazcık bakayım mı? İşte bebiş burada. Merhaba güzellik. Çok güzelim ben ya. İşte burada hayata tutunmaya çalışıyor. Allah'tan bu otağımızdan ayrılmadılar. Yerleri kuru, rüzgar almıyor. İşte üşütmemeye, korumaya çalışıyoruz. Annesiyle birlikte burada. Kuru maması da burada. Ben şimdi fazla seni rahatsız etmeyeceğim. Uzaklaşayım. Güzelce karnını doyursun anne. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. İki kişi, iki koldan uğraşıyoruz. Ben anneye gittim, doyurdum. Onun mamalarını götürdüm. Soner de şimdi kulübelere mamalar yedekliyor. Aç çocuklar hala yemeye devam ediyorlar. Bakın diğerleri de kulübelerin içerisinden karınlarını doyuruyor. Devam ediyoruz dostlar. Bakın işte bu anne atılmış yavrularıyla. Buraya hemen kuru mama koyduk. Diğer yavrular uzaklaşmışlar. Soner onları toparlamaya çalışıyor. Şimdi ben de ona yardıma gideceğim. Üzerine bir tane konserve açtım ki anne karnını doyursun, buradan ayrılmasın diye. İyi, anne buraya sahip çıkacak. Aferin benim kızım, aferin. Koruyor yemeğini. Yavrular burada. Fenalar canım. Merhaba arkadaşlar. Siz buralara mı saklandınız mı siz? Yok, saklanmamışlar. Bu büyükleri kovalıyorlarmış, öyle dediler. Hoş geldiniz güzellikler. Yodu. Mama yemeğe gidelim mi beraber? Hadi çok gidelim. Çok fena. Şunu izledim, kahverengi olanı da büyüklere havlaya havlaya kovalıyor. Annesi de şey, sahip çıkıyor oraya, güzel. Yavrularını koruyacak. Tamam. Ben de şimdi Soner'e yardım edeyim. İki koldan şunları alalım. Gidelim mi güzel mama yemeğe? Hadi bakalım, gidiyoruz. Anne ile yavruları bir araya getirdik. Bolca da konserve açtık. Kuru mama da açtık. Şimdi bir tane daha ilave edeceğiz. Güzelce karınlarını doyursunlar. Hemen burada kulübe var. Sonra onun içine koyacağız. Mamalarını yedekleyeceğiz. Su sorunu yok zaten. Her tarafta su var. Anne size kızmasın. Büyükleri uzak tutmaya çalışıyorum ki. Az önce gösterdim. Anne stresi giriyor. Biraz da böyle mecbur ellemiyoruz. Çünkü bizden sonra da aynı sorun yaşanacak. Korkutsun diye. Yaklaşmayın bakayım siz. Evet. Güzel. Karınlarını doyurduk. Ne diyeyim. Hadi afiyet olsun. Anne hala yiyor. O kadar acıkmışlar ki dostlar. Bittikçe ilave ettik. Bebişlerin hepsi doydu. Anne artık kulübenin içerisine girmeye başladı. Bakın yavrulardan biri de giriyor. Diğerleri kulübenin altına saklandılar. Onlar da birazdan çıkıp içeriye gireceklerdir. Anne kulübeyi kabullendi. Buna çok mutluyuz. İşte bakın. Annenin kokusu olduğu için yavru da içeriye giriyor. Burada kulübelerin içerisinde bolca mamalar var. Bu bölgedeki tüm kulübelerimize de mamaları yedekledik. Şimdi burada biraz daha vakit geçireceğiz annenin yanında. Ondan sonra ayrılacağız. Bakın diğer yavrular da kulübenin altından çıkıp yuvaya girmeyi öğrendiler. Onları seyrediyoruz şimdi. Hadi kaldır popoyu. Ya tırtıl. Evet. İşte bu kadar. Sizde? Çok güzel. Bir iki tane kulübesinin altında var. Dediğim gibi onlar da kulübeye yerleştirdiler artık. Sorun yok. En azından üşümeyecekler, aç kalmayacaklar. Elimizden geleni yaptık. Bakın az önceki kalabalıktan eser kalmadı. Çocukların hepsi karnını doyurdular. Kimi sığındığı yerlere çekildi, kimi kulübelerde. Kimi işte gezmeye başladılar. Özgürce yaşamaya çalışıyorlar. Yeter ki bunlara zarar verilmesin. Bunların hiç kimseye zararı yok. Anne ve yavrularımızı da rahatlattık. Buradan görüyorum kulübelerin içerisine iyice yerleştiler. Yeni atılan yavrular tok. Hadi bakalım. Hepiniz
Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bebişlerimizin yemeklerini getirdik. Bir hayli bize alıştılar. Artık fazla kaçmıyorlar. İnşallah biraz daha alıştırıp alacağız. Çok az kaldı. Değil mi kızım? Anneyi de kendimize yaklaştırmaya başladık. Güzel bir çorbalar, yemekler. Şöyle ılık ılık bir yesinler, işleri ısınsın gariplerim. Bunların yuvaları falan yok. Yapacak yer de yok burada maalesef. Hadi afiyet olsun. Şimdi mama paketi boşalmış bakın orada. Onu da dolduracağız. Bolca yemek bırakıyoruz. Güzellikler, çok güzelsiniz. Bizim beşlinin de yemeklerini verdik. Beşi de burada dostlar. Hadi bakalım. Duyurun karnınızı. Güzel ılık ılık çorbalar, pilavlar var. Sen sonra mı yiyeceksin? Sırasını bekliyor. Konserve bekliyorsunuz ama yemek varken konserve yok. Hadi bakayım, afiyet olsun. Onların da mamaları tamam. Hadi görüşürüz çocuklar. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. Bir hali acıkmışlar, ekmekler üzerine de yemek koyduk. Bu yavrumuz da geldi. Annesi de yanımda. Onun mamalarını farklı yere veriyoruz. Acıkmış ki buraya kadar geldi. Burada karınlarını güzelce doyursunlar. Sonra biz mamalarını yedekleyeceğiz. Hadi bakalım, güzellik. Gel kızım, sen de gel. Hadi afiyet olsun. Anneyle yavrumuzun yemeğini burada verdik. Burada eski bir tank var, kullanılmıyor. Şimdi onun altına da kuru mamalar yedekleyeceğiz. Diğer çocuk da burada. Kalanları yiyor, yaramaz. Hadi bakayım, afiyet olsun. Sen ekmeğini aldın, kaçıyor musun? Yukarıda yedi nasıl olsa. Anneyi de şimdi burada doyuruyoruz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bu sefer bu arkadaşlardan dördü geldi. Diğerleri sanırım yiyecek aramaya gittiler. Biz buraya bolca yemek bırakıyoruz. Her zamanki gibi yine kuru mamalarını yedekledik. Afiyet olsun. Diğerleri de gelince karınlarını doyururlar. Burada pislik maalesef bitmiyor dostlar. Çocuklarımızın mamaları da burada. Hadi bakalım, görüşürüz. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. Bu beyaz anne yavrulardan bir tanesini buraya getirmiş. Diğerine bakacağız etrafa. Öbür beşi burada. Beş kardeş buradalar. Şu arkası dönük gri olan da onlarla arkadaş olmuş. İyi, çok güzel. Hepsi bir aradalar. Ama bir tanesi çok saklanıyordu. O etrafta saklanmış olabilir. Kontrollerini yapacağız. Şimdi o tallarımıza mamalarını yedekliyoruz bir taraftan. Hadi bakayım, afiyet olsun. O tallarımıza mamaları koyuyoruz. Bunlar da tek tek kontrol ediyorlar. Öyle mi? Güldürdüler beni. Ya hepsine tek tek girip baktılar bir de. Size bir de hesap mı vereceğiz biz? Göbüşlere bakın, iyice yediler. Hadi bakayım, bütün atalarımızda mamalar var. Kontrolleri de gençler yaptı. Sorun yok. Hadi bakalım, görüşürüz. Diğer yaramazı bulduk. O buradan ayrılmamış. Bakın tepede anneyi yemiyor şimdi. Seni yaramaz seni. Yarım saattir seni arıyoruz buralarda. Burada otağın içerisine de onun mamalarını yedekledik. Diğer yavru öbür tarafa gitmiş. Bu tek başına yaşıyor burada. Buranın kralı da bu. Alaburun. Burnunda beyaz var. Adı öyle olsun. Hadi bakalım, görüşürüz. Aslan parçası. Buradaki çocuklarımızın yanındayız. Artık bu anne ve yavrusunu tanımışsınızdır. Onların da mamalarını verdik. İhtiyarı gördüm, uzakta uyuyordu. Seslenmedim. Çünkü o huysuzluk yapıyor. Önce bunlar bir doysun. Ondan sonra onu çağırıp tekrar yedireceğiz. Orada da can var. O hala bize alışmadı. Olsun. Hadi bakalım, siz yiyin, biz mamaları yedekleyelim. Ondan sonra ihtiyarı çağıralım. Bakın dostlar, benim konuşmam sesimi duydu. Benim çağırmama bile gerek kalmadı. Gel oğlum, gel. Acıkmış. Tamam, hepinize yetecek kadar var. Merak etme.
Buradaki çocuklarımızın mamalarını veriyoruz. Bakın buraya da yeni atılmış pembe küpe yine. Hoş geldin aramıza. Yavru bizi takip eden yaramaz. Hoş geldin. Sen yenilerden misin? Artık bizimlesin, merak etme. Sonra küpesine bir bakalım, küpe numarasına. Diğer tarafta. Şöyle gösterelim. 2269. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Hadi gel bakalım. Biz hemen buradan çekelim. Şuraya güzelce kuru mamaları verdik. Üzerine de konserve açacağız. Karınlarını bir doyursunlar. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. Bakın şu siyah olanı yaklaşık 3 haftadır uğraşıyoruz kendimizi alıştırmaya. Bu kadar yaklaştı. Sürüye de uyum sağlamış. İlk gördüğümüzde çok daha zayıftı. Ayakta zor duramıyordu. Kilo da alıyor. İşte bakın. Güzelleşecek inşallah. Daha da güzel olacak. Sizlere o günlerde videoları anlattım ben. Mamaları yedekliyoruz. Kesinlikle aç bırakmıyoruz diye. İşte belgesi. Bakın, yedeklediğimiz yerden o da karnını doyuruyor. Buraya da bolca mama bıraktık. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Senin karnın tok mu? Yukarıda yedik değil mi? Hadi bakalım, bunlar tok olanlar. Bizimle geziyorlar. Hadi çocuklar, görüşmek üzere. Bunlar da diğer yetimler. Onların da mamalarını hazırladık. Şöyle güzel güzel. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Şu tüylülerden, kahverengi olanlardan bir tanesi yok. Seslendik, diğerleri de gezmeden geldiler. Sanırım o bir yeri takıldı. Birazdan gelir. Buraya bolca mama bırakıyoruz. Yedeklemelerini de yapıyoruz. Kilolarını görüyorsunuz. Hiçbir zaman aç bırakmadık. Aferin size. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Sen buraya gel, buraya. Burada konserve kutularını çöpe ayırıyoruz. Onun peşine gitti. Hadi görüşürüz çocuklar. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Yavrumuzun konservesini de yedirdik. Göbişleri doydu. İçeriye de mamaları yedeklendi. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu kızımızı da sizinle paylaşayım. İlk atıldığında ayakta duramayan çok zayıf bir can vardı. O günden beri bakıyoruz. Bir aydan fazla oldu. Oldukça toparladı, kilo aldı. Sağlığı da yerinde. Şimdi ekmeklerini, mamalarını, konservelerini verdik. Karnını doyuruyor. Diğer arkadaşı da burada. İkisi arkadaş olmuşlar. Hadi sen de buradan ye bakalım tombilik. Afiyet olsun. Çocuklarımıza buraya hemen ince bir hat çektik. Aşağıda yol boyundaki çocukların da bir kısmını buraya çağırdık. Geldiler. Bir kısmı şimdi Soner'in yanındalar. Tekrar mama getirecek. Buraya biraz daha mama ilave edeceğiz. Çünkü hala gelmeye devam ediyor canlar. Bu yetmez. Hadi bakayım. Geldin mi sen? Önce sevgi mi? Güzellik. Hadi bakalım. Aferin. Hadi geç şimdi mamanı ye. Afiyet olsun. Yukarıdan bizi çağıran canlılar var bak. Oraya da gidiyoruz. Oradaki orman işlerine de mamaları hazırlayacağız. Evet, ilave mamalar da geldi. Hava bir açıyor, bir yağıyor dostlar. Ve durmadan da esiyor. Buz gibi bir hava var. Canlar karnını doyursun, biraz enerjileri olsun. İşte bu kadar. Bolca mamaları var. Hadi bakalım çocuklar. Görüşmek üzere. Buraya bolca mama bıraktık. Bizi seslenen sürü burada. Ağaç altlarında şimdi gelip yiyecekler. Yine kuru mamalarını da yedekliyoruz. Sizlerle onları da paylaşayım. İşte Soner de yedeklemeleri yaptı. Hadi bakalım, istediğiniz gibi karnınızı doyurabilirsiniz. Hadi bakalım. Merhaba ufaklık. Şimdi oralarda sığındığı yerlerde yatıyorlar, çaldıklarında. Hadi bakalım çocuklar, afiyet olsun. Çocuklarımıza ekmeklerini verdik.
Şimdi güzelce karınlarını doyuruyorlar. Afiyet olsun size. Biz de bu arada kuru mamalarını yedekleyeceğiz. Bolca ekmek bıraktık. Üzerlerine de birkaç konserve attım ben onların. Güzel mi? Gel seni seveyim. Gel, gel, gel. Bu benim en eskilerden bu bölgenin. Değil mi oğlum? Hadi bakalım. Afiyet olsun hepinize. Kral, gel bakalım. Krala seslendik. Ormanlar kralı, gel bakayım sen. Senin mamaların hazır burada ya. Annesi ona ekmek getirmiş. Az önce ekmek verdik. Senin maman burada. Aferin benim bu kralıma. Anne değilsin, süt yapsın. Kuru mamaları da kulübesinin içerisinde yedekledik. Değil mi? Hadi doyur karnını bakalım. Annesine kızıyor. Ben sana yine veririm. Merak etme. Afiyet olsun. Kara kızımız da burada. Çok şükür. Hadi hep beraber yiyin bakalım. Merhaba, gel, gel, merhaba. Gel, gel. Al. Güzel çocuk, merhaba. Gel. Gel, sen ne güzelsin. Hemen bir konserveyle alıştıralım kendimizi. Gel. Al bakalım. Sen sevmiyormuşsun. Şu an çalıların içerisine sığındı. Çok korkuyor. Bakın kuyruğuna sen bakar mısınız? Kıstırdı. Al bakalım. Ürkütmemeye de çalışıyoruz. Bir kaçarsa bir daha bulamayız. Hadi güzellik, hadi güzellik. Al bir parçaya bakalım. Hoşuna gidecek mi? Güzel mi? Hadi gel. Hepsi niye gel? Al hepsi senin. Korkma bizden ya, korkma. Nasıl güvensin ki? Al bakalım. Hadi bir parça daha al. Her yeri dolduruyorlar dostlar. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Al. Tamam. Al sana atıyorum ha. Al onları. Orada biraz tadına baksın. Yarım saatten fazla sürdü dostlar. Çalıların içerisinde ikna edinceye kadar. Bayağı bir zorlandık ama kurtardık. Ne oldu, o kadar kızmaya değdi mi? Çok korkmuş, üşümüş. Ne yapsın garibim? Şöyle bakın. Hadi şimdi beraber gidiyoruz. Birkaç noktamız var. Oraları besleyeceğiz. Sonra arkadaşların yanına gideceğiz. Bebişlerimizin yanına geldik. Havada kararmaya başladı. Orman işi daha da karanlık oluyor. Onların yemeklerini verdik, karından doyursunlar. Bir taraftan da Soner mamalar yedekliyor. Ben yavruların başındayım. Büyükler onların mamasını yemesin diye uğraşıyorum. Size vereceğiz. Mamalığa vereceğiz size, tamam mı? Gözlere bakın, çakmak çakmak. Hadi bakayım. Doydu mu bebişler? Afiyet olsun. Büyük çocuklarımızın da mamalarını verdik. Birkaç tanesi geldi, karnını doyuruyor. Sen burada niye geziyorsun bebiş? Çabuk yuvana. Bakın burada pıtır pıtır geziyor. Sizi yaramazlar sizi. Çabuk geç yuvaya. Gidiyor şimdi. Yaşam alanımıza geldik. Dün yoldan kurtardığım çocuk buradan ayrılmamış. İyi. Diğerlerine bakacağım şimdi. O burada. Ben herhangi korkmamışım. Merhaba arkadaş. Sen buradan ayrılmadın mı güzellik? Dün beni çok uğraşmıştın değil mi? Beni çok uğraştırmıştın sen dün. Hadi bakalım. Hemen çocukların mamasını buraya biraz koyduk. Onlar bizden konserve bekliyor. Getireceğiz kızım, getireceğim. Hemen etrafı kontrol ediyoruz. Hava karardığı için. Sen de burada mısın? Diğer arkadaşların nerede senin? Onlar da çalıların içlerine mi gezmeye gittiler? Bakacağız. Önce şu çocukların bir yemeklerini verelim dostlar. Karınlarını bir doyuralım. Burayı biraz sona bırakıyoruz. Çünkü aydınlatmamız var. Karanlıkta kalmıyorlar. O yüzden biz de rahat ediyoruz, onlar da. Bakın her taraf ışıl ışıl.
Hemen geliyor. Tamam, kızma kızma. Çocukların mamalarını verdik. Yemeye başladılar. Kiminin kulübelerden sesleri geliyor. Hadi bakayım, afiyet olsun. Dün işte bakın. Bunun arkadaşları, siyah yavrulardan biri daha geldi. Diğerleri de sanırım çalının içerisine saklanmış. Onları da bulacağız. Şimdi yavrularımıza bir tava hazırlayacağız. Az önce yoldan aldığımız can arabanın içerisinde. Onu da getireceğiz. Burada hep beraber karınlarını doyuracaklar. Tamam mı? Yeni arkadaş geldi size. Diğer yavrularımız burada. Bakın bir tanesi burada. İki tanesi de burada. Dışarısı soğuk. Yatıyorlar. Bir tanesi de uyuyor. Kulübe sıcak tabii ki. Haklılar. Niye dışarı çıksınlar? Sen bana mı atlayıp duruyorsun burada kucağıma? He? Yalamaş. Bu... Şimdi mamalarını hazırlayalım, hepsini doyuracağız. Yoldan aldığımız çocuğumuzu da indirdik. İşte burada. Güzellik. Aferin benim güzelim. Aferin. Sırtı hep ıslak dostlar. Şimdi araçta biraz kuruladık ama ısındı. Tabii hemen kurumuyor. Kulübenin içerisine koyacağız. Buraya mamalar hazırladık. Şimdi aşağıya indireceğiz. Diğer kardeşlerle beraber yesin. Ondan sonra kulübenin içerisine. Tamam mı? Bu bölgedeki bütün işlerimizi bitirdik. Kulübelerde her yerde mamalarımız var. Çocuklarımızın karnı tok. Bakın mamalığımız dolu olmasına rağmen hiçbiri gidip orada yemekle uğraşmıyor. Değil mi güzellikler? Döbüşler dok bu. Doyduk bu. Şişkolar. Mamaları göstereyim. İki taraf. Burada bolca mamalarımız var. Şimdi biz burada biraz daha oyalanacağız. Bekleyeceğiz. Işıkları daha önce anlatmıştım. Yeni izleyen dostlarımıza anlatıp neden yanıp sönüyor diye merak etmesinler. Bunlar harekete duyarlı. O yüzden yanıp sönüyorlar. Bu iki siyah beyaz çok güzel arkadaş olmuşlar. Bu buranın yerlisi gibi. Herkes de oynuyor şimdi. Dün korkuyordun, bugün alıştın. Değil mi? Poşeti de yırtmışlar. Diğer yavru alışsın diye bekliyoruz. Biraz daha oyalanacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Aferin, aferin. Onunla da güzel, o da kaynaştı. İşte bu kadar. Buradaki çocuklarımızın da mamaları tamam dostlar. Bolca mama verdik. Konservelerini açtık. Karınlarını doyuruyorlar. Kuru mamalarını yedekledik. Bir alt noktamız da var. Oraya da mamalar yedekleyeceğiz. Ondan sonra artık biz de evimize dönüp birer bardak çay içebiliriz. İşte şehrin ışıkları da uzaktan görünüyor. Sabah çıktık. Hala devam ediyoruz. Ama ulaştığımız hiçbir yerde canlar kesinlikle aç değil. Hepsinin mamaları var. Karınları tok, yedeklemeleri de yapıldı. Hadi bakayım, size de afiyet olsun. Emeği geçen tüm dostlara da teşekkür ediyorum. Evet dostlar, dönüş yoluna girdik ama dönemiyoruz. Bir can daha. Seni de mi attılar güzel? Arabada muhabbetine bunu diyordun. Şimdi bu yoldan geçmekten inanın korkuyoruz diye konuşuyorduk. Eve gidip bir çay içip ısınalım diye inanın biz de donduk. Gel baba. Ay alın işte bir tane de. İçime doğdu, biliyordum yani. Biliyordum. Abi yıllardır attıkları bölge. Ben burada 7-8 yıldır neler çekiyorum bu canlarla beraber. Şimdi onu da hemen aracımıza alacağız. Tekrar dönüyoruz şimdi. Burada bırakamayız. Ne yapsın bu can? Burası karşı taraf duble yollar. Kuzey Marmara yolu. Otobanlar. Rezalet. Bu çocuğumuzu da arabaya koyuyoruz. Ve sizlere ara sıra söylüyorum dostlar. Yaptığımız mücadele, yani bir günlük videoyu siz ancak 20 dakikada izliyorsunuz. Ki birçok alanı paylaşamıyorum bile. Yapılan mücadelenin özetinin de özetini yayınlamaya çalışıyorum. Artık gerisini de sizler hayal edebilirsiniz. Hadi bakalım gidiyoruz. Çocuklar da iki akşamdır şaşırıyorlar.
Bu niye gidip gidip geliyor? Yeni, az önceki çocuk bu. Bizi karşılamaya geldi. Diğer çocuğumuzu da getirdik. Hadi gelin bakalım. Bir arkadaş daha geldi. Alıştın mı? Bak, alıştı gibi. Alıştı buralara, tamam mı? Bak bunu da getirdik. Hadi bakalım. Mutlu kuyruk. Az önce ne kadar korkuyordu. Kuyruklarını kısmıştı, kulaklarını kısmıştı. Bak şimdi. Ne kadar mutlu. Mutlu. Sen de mutlu musun? Çocuğumuzu getirdik. O da burada. Sen de orada mısın? Hadi bakalım. Biz biraz da ona kurumama getirelim. Konservelerin tamamını tükettik dostlar. Sabahtan beri yollardayız. Kolay değil. Bir besleme yaptık. Geldik. Tekrar mama yükledik. Yemekler bulduk. Ekmekler toparladık. Bir daha çıktık. Bu da can. Ona da yarın veririz konservesini, değil mi? Güzellik de güzellik. Çok güzeliz biz ya. Korkma. O da üzgün. Ama burada mutlu olacağız, değil mi? Hadi bakalım. Şimdi bir en az bir yarım saat daha burada bekleyeceğiz. Bu çocuk alışsın diye. Yarın tekrar sahaya çıkacağız. Hadi siz de geçin kulübelere. Üşüyeceksiniz. Bizi çok görünce çıkıyorlar. Ya. Çok çok mutlu, çok. Anladı buraya, burasının çok güzel bir yer olduğunu. Tabii kulübeleri var. Karnı tok, arkadaşları var. İlk halini atıp kaç saat uğraştık abi. Evet, dikenlerin çalıların içerisinde tabii onu uzun uzun paylaşamıyorum. Tek başına bir video olur. Hadi bakalım. Şu çocuğumuzu da doyuralım. Şu büyük tavaya koyalım. Oraya çekelim, o istediği zaman çıkacağız. İşte burayı da dolduruyoruz. Tamam, hadi bakalım. Onlar gezerken biz bekleyeceğiz. Akşama yazı çıktı. Ama yapacak bir şey yok. Az önce yoldan kurtardığımız çocuğumuz kulübesine iyice alıştı. Burada. Kulübenin içerisinde mamalar var. Burada da mamalar var. Karnı tok. Bunlar zaten çete oldular. Üçlü çete. İkisi burada. Diğeri de Soner abisinin yanında geziyor şimdi. Çok mutlu. Bu çocuğumuz da çok mutlu. Geziyor, geliyor, karnını doyuruyor, koşturuyor. Değil mi? O yoldaki korku kalmadı. Hadi bakalım. Kulübelerine alıştı. Diğer çocuklarımız uyumaya başladılar, yavrular. Anne ve yavrularımız da güvende. Artık biz de gidebiliriz. Yarın sabah tekrar geleceğiz çünkü. Değil mi? Buralar size emanet. Bunlar üçü çok fena aldı dostlar. Bak şu üçü tam kafadar oldular. Ama hepsine ablalık yapan da bu. Her gelen yavruyu kendine bir alıştırıyor. Onları yalnız bırakmıyor. Bir önceki videoda sizlerle paylaştım. Gelen yavruyu alır, gezdirir, sahiplenir, onlarla oynar. İşte böyle. Hadi geçin bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Buralar sana emanet, tamam mı? Dilek Kaba ve Ömer Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah elinizi kabul etsin.